Eren? Neredesin sen? Arıyorum, telefonunu açmıyorsun. Kimseye bir şey söylemeden gitmişsin. Sen iyi misin? Ağladın mı sen? Ne oldu? İşle mi ilgili? Sizinkiler. Kavga mı ettiler yine? Hayır. Dicle. Dicle ile ilgili öyle bir şey öğrendim ki. Ne öğrendin Dicle ile ilgili? Dicle'nin babası. Babamın. Bir şey söylemeyecek misin? Babammış derken Kıraç'tan mı bahsediyoruz? Kim söyledi bunu? Kimden duydun? Telefonda annesiyle konuşurken duydum. Dicle'den duydum yani, başkasından değil. Çok acayip bir şey oldu. İnanamayacaksın. Biz Barış'la konuştuk. Aklımda kalan her şeyi tek tek söyledim. Meral, duydun mu? Duydum. Çok güzel, harika da. Şu an çok büyük bir problemimiz var. Ne gibi? Ev sahibi geldi. Evden çıkmamızı istiyor. Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım ama durum bu. Kapıya geldi, evden çıkın dedi. Tam olarak ne söyledi Dicle? Onu bir söylesene. İşte ajansta sorun yok dedi. Kimseye ihtiyacı yokmuş. Her şeyi tek başına halledecekmiş. Bir de babasının Kıraç Özdal olduğunu kimse öğrenmeyecekmiş. Dicle gördü mü seni? Duyduğunu biliyor mu? Hayır. Telefonu kapattıktan sonra içeri döndü o. Sen de kimseye bir şey söylemeden ortadan kayboldun. Barış, bu nasıl olabilir? Ya Dicle gerçekten... yani doğruysa söylediklerim. Anlamıyorum ben. Gerçekten anlamıyorum. Babam bunu neden sakladı, neden gizledi, niye söylemedi anlamıyorum. Bilmiyorum ki. Düşünüyorum annem biliyor mudur diye. Bilmiyordur. Bilse söylerdi çünkü. Gerçi niye söylesin ki? Zaten kimse bana bir şey söylemiyor, anlatmıyor. Babamla niye kavga ettiğini de bilmiyorum, nasıl barıştıklarını da bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum zaten. Gidip konuşacağım ben. Her şeyi anlatacağım. Bıktım artık herkesin bana çocukmuşum gibi davranmasından. Ya saçmalama, ne alakası var?
çok alakası var. İkisiyle de konuşacağım, annemle de babamla da. Yapma. Çok pişman olursun. Pişman olması gereken biri varsa o ben değilim. Haklısın. Haklısın ama söyleyince eline ne geçecek? Yine kavga edecekler, belki ayrılacaklar, belki bu sefer boşanacaklar. Her şey alt üst olacak. Sus diyorsun yani. Hayır, sus demiyorum. Ama acele karar verme. Geçen sefer baban gittiğinde ne kadar üzülmüştün, ne kadar kırılmıştın unuttun mu? Belki bu sefer ipler tamamen kopacak, bilemezsin. Ben babamı kaybetmek istemiyorum. Hiç istemiyorum. Biliyorum. Ben de bu yüzden acele karar vermeliyorum.